Ama o fitneye tutulursan sen ebedi cehennemlik olursun. Asla bunu yapma diyor Allah. İşte Allah ve Resulüne karşı savaş açanları ve yeryüzünde bozgunculuğa çalışanların cezası ancak öldürülmeleri, asılmaları ya da elleriyle ayaklarının çaprazlama kesilmesi veya yerden sürülmeleridir. Hani bir ayette diyordu, onlar seni mescidi yani haramdan sürdüler. Nereye sürdüler? Mescid-i Aksa'ya sürdüler. Yani Medine'ye sürdüler. İşte seni çıkardıkları yerden siz de çıkarın diyor. Sizi nereden çıkarmışlarsa siz de onları çıkarın. İşte orada aslında böyle değişik ifadelerle öldürülmeleri, çaprazlama, el ve ayaklarının kesilmeleri ve yerden sürülmeleri ifadesi yerine, konumuna, durumuna göre onlara bu cezayı verin mesajı veriyor. Peki Yalnız hocam. hocam, bu ayete bakıp da bu adamı asma, öldürme tamam da diyorlar. Elleri ayakları çapraz kesmek de neyin nesi diyorlar. Böyle şey mi olur? İtiraz ediyorlar. Bak mesela en kötüsü nedir? Yani bir insan için en kötü olan nedir? Öldürülmesi. Peki ondan biraz daha az kötüsü nedir? Çaprazlama, el ve ayaklarının kesilmesi. O adam hala yaşıyor. Ondan biraz daha az kötüsü nedir? Bulundukları yerden sürülmeler diyorum. Allah böyle tarif ediyor işte. Yani bu şartlar hangisi gerekliyse onu yapın diyor. Mesela seni öldürürse sen de onu öldüreceksin. Eğer sana savaş açmışsa, onlar savaşta kaybetmişlerse bu şartlara göre değişken bir durum arz ediyor. Bazen Evet, zaten önce savaş açanların diyor. Yani orijinalinde harp kelimesi geçiyor. Harp edenlerin, Allah'a ve Resulüne. Şimdi Allah'a ve Resulüne karşı harp eden kişi ne yapıyor? Yani Resul'e ve Resul'ün yanındaki müminlere hayat hakkı tanımıyor. Harp ediyor sana karşı. Yani ortadan kaldıracak seni. Ne yapacaksın buna karşı? Sen de gidip onu öldüreceksin. Bu son derece doğal bir şey yani. Ya da elleriyle ayakların çaprazca kesilmesi. Eğer bozgunculuk çıkartıyorsan, devam ediyorsa bozgunculuk çıkartmaya, bunun önüne geçmek için bunu yapacaksın diyor. Veya bunu bulunduğu yerden süreceksin, sürgün edeceksin, çık buradan diyeceksin. Bu dünyadaki aşağılanmalarıdır. Ahirette onlar için büyük bir azap vardır. Şimdi eğer İslam'da devlet yoksa bu insanları kim sürgün edecek veya bu insanlara bu cezayı kim verecek? Herkes kafalarına takmayacak bu işi. Hani Kur'an bizden devlet olmamızı istemiyordu. Ne olacak şimdi bu? Buna kim karar verecek? O zaman ne olacak? Cemaatler çıkacak. Filan cemaat şöyle, peşman cemaat böyle. Bu sefer de Türkiye Cumhuriyeti, cemaatler cumhuriyeti olamaz. Böyle başlayacağız bunları söylemeye. Sapla samanı birbirine karıştıracağız. Dolayısıyla bir insan eğer tam bizden devlet olmamızı istemez diyorsa bu ağır bir darbedir bu dine. O zaman biz güç olmayalım demektir bu. Aşağıda biz yükü taşıyan, dürüst vergisini veren, uyum sağlayan, put dikildiği zaman karşısında eğilen, hadi sandığına dedikleri zaman işte iki maymundan birini seçen, böyle bir tip olacağız biz. Müslümanlık bu. Ötekiler tıksırıncaya kadar içecek, her türlü inkarı yapacak ama onlar devlet olacaklar. Onların devlet olma hakkı var. Sadece Müslümanlık bu. Bu olacak şey değil. Yani bu aklın alacağı bir şey değil. Almanların atasözü tam bu iş için geçerli. İşte eğer ben Müslümanım diyen birisi böyle diyorsa, Dananın derisi diyor, kasabını kendisi bulurmuş. Aynen böyle bir şey. Şimdi burada şunu da yakalamak lazım. Bak orada diyor ki onların öldürmelerinden yerden sürülmelerdir. Bu dünyadaki aşağılanmalardır. Yani bunu kim bu dünyada bu halleri yapıyor? İnananlar, Müslüman olanlar güç ve kuvvet haline
Geldiği zaman insanlar eliyle yapıyor bunu. Peki ahirette onlar için büyük bir azap vardır. Yani hani evet. Tevbe suresi 52. ayette diyordu ya. Ya Allah bizim elimizde sizi azaplandıracak ya da ahiret aleminde kendi eliyle Allah azaplandıracak diyordu. Buradaki ifade de aynı. Evet. Yani Allah'ın dünyada özel bir şurada, müdahalesi yok. Burada hocam bir şunu da gösteriyor bu. Geleneksel dinde hep anlatırlardı. Bu dünyada bir şeyin cezası verilmişse o zaman öbür dünyadakilere kefaret olur filan diye çektiklerin. İşte Hazreti Ömer'in oğlu zina etmiş. Hazreti Ömer de oğluna demiş ki işte 80 değnek vuracaksın. Ondan sonra 70 küsürüncü değnekte ölmüş Ömer'in oğlu sopayı yiyerken. Ondan sonra vazgeçmişler. Bu artık öldü daha vurmayalım. Ömer demiş ki olmaz. Geri kalan değnekleri de vurun. Çünkü öte dünyaya kalmasın. Orası daha şiddetli. Burada vur ki o zina cezası burada bitsin. Demek ki böyle bir şey yok. Allah diyor ki bu dünyadaki aralanmalarıdır. Öbür tarafta onlara daha alçaltıcı bir azap vardır diyor. Yani Allah dünya hayatında özel bir müdahalede bulunmuyor. Ya cezayı insanlar eliyle veriyor ya da doğal yasalarla veriyor. Eğer insanlar eliyle cezayı veremiyorsa yani insanlar buna güç yetiremiyorsa öyle öldüler gittilerse Allah ahiret aleminde kendi eliyle ebedi cehenneme atacak. Bunu anlatıyor. Ayrıca helak olayını da bu dünyada öldürülme olarak anlayanlar için de bunu değerlendirebiliriz. Eğer Lut kavmi o hareketi yaptı diye taş yağdırıp öldürüyorsa çoluğunu çocuğunu veya ebabil kuşlarını gönderip Ebrehe'nin ordusunu öldürüyorsa tamamen. Şimdi bak burada Allah'a ve Resulüne karşı savaş açanların diyor. Bak kendisine karşı da Allah savaş açanların cezasını kimin vermesini istiyor? Müminlerin vermesini istiyor. Niye kendisi hemen onları yakalayıp ellerini ayaklarını çapraz kesmiyor? Ya da öldürmüyor? Bizim vermemizi istiyor işte. Madem kendisi ceza veriyorsa buyursun versin. Daha güzel olmaz mı? İşte, yok böyle bir şey demek. İşte o sorunun cevabını da Şura suresinin 14. ayetinde anlatıyor. Ben geçmişte eğer söz verişim olmamış olsaydı onların işini hemen bitirdim diyor. Ama onları adı konulmuş bir ahirete erteliyorum diyor. Olay bu. Evet. 34. Efendim? Ben bir şey ilave etmek istiyorum da. Evet. Şimdi buradaki elini ve ayağını çaprazlama, kesmek bu mecazi manada olsa gerek. Çünkü savaş esirleriyle ilgili muameleyi başka bir ayette Allah açıklıyor. Savaşta ele geçirdiğimiz esirleri fidye karşılığı veya fidyesiz serbest bırakma yerine veriyor. Buradaki elini ve ayağını çaprazlama kesmek manasını el, gücü, ayakta hareket kabiliyetini içeride olabilir. Bilemiyorum. Bu benim şu anki düşüncem. Hareket kabiliyetini ve ekonomik gücünü tumura bırakmak, yani yok etmek, ondan sonra serbest bırakmak olabilir. Ben böyle anlıyorum. Doğru mu anlıyorum bilmiyorum. Yok, burada o konuyla ilgili değil. Orada aslında Müslümanlar şöyle de diyor bir ayette. Onları fidye karşılığı salıverme olayını daha önce fidye değil de salıverme istediler. Allah da dedi ki... Dedenli veya bedelsiz salıver. Allah da dedi ki eğer siz güçsüz iken onları salarsanız yarın onlar gelir sizin başınıza gene bela olur ifadesiyle bunu öyle bir davranışı Allah uzaklaştırıyor. İşte buradaki yani o ayet başında da Allah Resul eleştiriliyor. Allah seni affetsin niye esir aldın diyor. Savaşta mümin bir peygambere diyor üstünlüğü ele geçene kadar esir almak yakışmaz diyor. Sonuna kadar savaşacaksın ta ki kendileri hakir teslim olacaklar. Orada eleştirilen ama peygamber değil. Orada başka bir şey eleştiriliyor. Vallahi ben öyle hatırlıyorum. Şimdi meal elimde olmadığı için aklıma da ayet numarası olmadığı için söyleyemiyorum direkt. Evet. Şimdi burada savaşın o Müslümanların kafirlerle savaş yapıp onların o savaşta yenilmesiyle ilgili bir konumu anlatıyor burada.
Yani onlar yenildi artık. Bak alttaki ayette bunu çok güzel açıklıyor. Onu okuyalım istersen, ondan sonra bunları konuşalım. Mesela şimdi şöyle yapsak olur mu? PKK'lılar yakalanıyor. Biz bunları esir alıyoruz. Desek ki onları hadi serbest bırakıyoruz, hadi gidin. Yani 5.000, 10.000 PKK'lıyı tekrar salsak. Bu uygun düşer mi mesela? Adam öldürmüş 30 tane asker. Adam öldürenin cezası haddi nedir? Ama zaten savaşıyor ya sana kadar. İdamdır değil mi abi? Kısas. Allah bırakın diyor. Şartlara göre diyor işte bu. Savaş esiri ayrı, kısas ayrı. Bu da savaş, bu da savaş. Bu da almış eline silahı, çıkmış daha savaşıyor sana karşı. Bir adam öldürdüyse cezası verir abi, o ayrı bir şey. Adam niye savaşıyor zaten? Adam öldürmek için savaşıyor. Yani o dönemde tutuklanan esirler, onlar geldi, onlar da öldürüyorlardı. Belki de öldürdü kaç tanesini. Ondan sonra esir düştü. Ama evet. Karşılıklı savaşma var orada. Bu PKK'nın kalleşçe yapıyor yaptı. Fark etmez. Savaş karşısına çıkıp savaşmıyor ki. İster kalleşçe ister mertçe. Yani sonuçta adam savaşıyor. Savaşın zaten merdi bilmem nesi olmaz ki. Gelip de ben geliyorum, ben buradayım, bak işte şu kadar gücüm var, hadi bakayım savaşacağım, böyle bağıracak halin yok. Tabii ki gizlice gidip sen de saldıracaksın. Neyse okuyalım alttaki ayeti de, o söylüyor zaten. 34'te mi kaldık? 34. Ha, 34. Ancak sizin onlara güç getirmenizden önce tevbe edenler başka. Bilin ki şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Bak mesela yani seninle savaşmış, bunlar sen güç ve kuvvet haline geldiğinde eğer bunlar iman etmişse o yenilmeden, esire alınmadan önce iman etmişse bunların tövbesi kabul. Mesela bir örnek verelim. Apo ne dedi? Yakalandığında ben Türk devletine teslim oldum dedi. Yani onun ben kölesiyim dedi. İşte Apo yakalanmadan önce bunu demiş olsaydı bu kabuldü. Ama Apo yakalanınca, yani kendi iradesi ortadan kalkınınca böyle demeye başladı. Buradaki ifade de o. Ancak siz onlara güç yetirmenizden önce tevbe ederler, biz bu savaştan vazgeçtik ve biz Müslüman olduk deselerdi, bu başkaydı diyor. Bilin ki şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Yani Allah, sen tövbe edersen, sen kendini değiştirsen, Allah da seni değiştirir, seni bağışlar diyor. Aynı şekilde PKK'lılardan da hocam, şey etme, gelip teslim olanlar, itirafçı olanlar var ya. Ha. Onlara benziyor buradaki durum işte. Aslında onlar yakalandıktan sonra teslim oluyor veya yakalanmadan yok, önce olan. Teslim olanlar. Ha, işte onlar bağışlanan insan olması lazım. Evet. 35. Saatimiz 11'e geliyor. 36'yı da okuyalım. Veya gerçi 37'ye kadar okuyalım o zaman. Ey iman edenler! Allah'tan korkup sakının ve sizi ona yaklaştıracak vesile arayın. Onun yolunda cihad edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Vesile arayın. Yani ey iman edenler! Allah'tan korkup sakının ve sizi ona yaklaştıracak vesile arayın. Bu vesile arayını hep tapacak birini aramışlar. Kavsa, efendim şeyhe, efendiye, Adıyaman'daki neydi? Onun yanına gidip onlardan tövbe alma anlamında anlamışlar. Vesile arayın derken Allah'a, hani bir peygambere gizli bir söz söylediğiniz zaman sadaka verin dedik diyor ya. Yani Allah uğruna, Allah yolunda yürüyebilmek, Allah'a yaklaştırmak için mutlaka güzel işler yapın. Hazreti Musa da bunu yaptı. Dedi ki Allah'ım ben her hayra muhtacım dedi. Yani vesile aramak bu. İnfak etmek, bir yoksulu doyurmak,
yolda kalmışı, ihtiyaçlıyı efendim acı çıplığa giydirip onların ihtiyaçlarını karşılamak vesile aramak oluyor. Sen onları yaptıktan sonra, yaptıkça Allah seni kendine yaklaştırıyor. Yaklaştırdıkça da işte sen Allah'tan, Allah'tan senden razı olarak olacak konuma geliyorsun. Umulur ki kurtuluş eresin diyor. Yani hep umulur ki ifadesi. Umut edenler ifadesi. Evet. Araf'ta olup da cennete gitmeyi umut edenler. Heh. Aynen o. 36. Gerçek şu ki inkar edenler yeryüzünde olanların tümü ve bununla birlikte bir katı daha onların olsa, bununla da kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye vermeye kalkışsalar, yine onlardan kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır. Orada ateşten çıkmak isterler ama ondan çıkacak değiller. Onlar için sürekli bir azap vardır. Evet, yani iş işten geçmiş oluyor aslında. Dünya hayatında Allah bir insan ömrünü diyelim ki 70-80 sene bir ömür vermiş bir insana. Ölmeden önce bu zaman dilimi içerisinde insan inkar eder, tabii bu kurallara göre bağımlılık yapmayacak şekilde inkar iman değişebilir ama o zamana kadar bir insan eğer kendini değiştirip kendini düzeltip Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşamayı ilke edinip iman eder ve salih amele dönüştürürse işte o kurtulmuş oluyor. Son andaki yani ölüm gelmeden önceki andaki durumundan onu hesaba çekiyor. Daha öncekileri sileriz diyor Allah. Sileriz derken de elbette ilk yaratılışından bu tarafa ömür boyu Allah'ın kurallarına uygun olarak yaşayan bir insanın kazancıyla o bir olmayacak ama cennete hak edecek olandır ifadesi kullanıyor. Evet. Arkadaşlar, genel olarak sormak istediğiniz veya eklemek istediğiniz bir şey var mı bilmiyorum. İsterseniz bugün 37'de noktalayalım veya isterseniz ben devam edebilirim. Diğer arkadaşlar pek fazla konuşmadığı için onlara sıkıcı gelmesin diye böyle yapıyorum. Zaten önemli bir konuya geçiyor oradan hırsız olan, o da İslam toplumlarında tartışılmış durulmuş yani. Evet. Hem gelecek derse herkes bu konuyla ilgili Kur'an'dan bir araştırma yapsın. Acaba nedir bu el kesme olayı? O zaman 37'de noktalıyoruz. 27'den 37'ye kadar işledik. 10 ayet. Onar onar gidiyoruz. Daha hızlısı da olmaz herhalde. Çünkü bu sefer de tam anlayamayız. Zannedersem bu şey normal herhalde. Demek ki bir 5-10 güne kadar Maide'yi de bitireceğiz inşallah. Bu istikrarı devam ettirirsek. İnşallah. Evet, söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun. Bekir Hocam yok bugün herhalde, o da gelmemiş. Eba Bekir, iki kişiden biri. Urfa'dan zaten iki kişi katılıyor bizim şeye. Perihan Hanım'la Bekir Bey, iki kişiden biri demekle yanlış değil, yanlış söylemiyoruz yani. Evet. Peki arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Eyvallah abi. Allah sizden de razı olsun. Teşekkür ederiz. Oldu. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.